Arkadaşlar devam edelim. Bu gördüğünüz dokümanı, bakın 8052, bunu özellikle vurgulamıştım. ADUX 841, 8052 temelli bir yapı. Dolayısıyla spesifik olarak iki tane anlam çıkarmamız lazım buradan. Bir, bu 8052'nin ilave barındırabileceği noktalar olduğunu her zaman düşünün. Bu onun özelliğini taşıyor. Yani 8052'nin özelliklerini taşıyor. Birinci nokta bu. İkinci nokta da şu, bakın. Yukarıda ADUX 841 dese de, yani bu bir firmanın ürünü normal şartlarda, ama tabii ki 8052 olduğuna ve bütün o 8052'nin, 8051'in genel manada özelliklerine sahip olduğunu söylüyoruz zaten başından beri. Aynı zamanda bakın, komut seti anlamında da ADUX 841 Instruction Set diye bir başlık atılmamış. Yani bu komutları alıp siz X başka bir üreticinin Y model ürününe kullanabilirsiniz. Yani bu manada hiçbir farklılık yok. Yani bu anlamda da ikinci çıkarabileceğimiz sonuç bu. Bu doküman üzerinde ben daha önce durmuştum. O zaman yalnız zamanlayıcıyı anlatmamıştık. Bellekler konusunu anlattıktan sonra, özellikle program belleğini anlattıktan sonra, komutları da anlattıktan sonra size buradaki özellikle byte değeri anlamında bilgi vermiştim. Yani demiştim ki bu komutlar program belleğinde yer tutarlar. Bu byte değerleri buradaki yazan değerler kadar bizim için o program belleğinde bu komutun yer işgal edeceği anlamına gelir. Yani burada örneğin 2 byte görüyorsanız, siz burada bu et a virgül ds data şeklinde sintaksi olan bir komutun 2 byte program belleğinde yer kapladığını, yani kabaca basitçe söylüyorum 2 satır, satır satır çizmiştik bunları, 2 satır yer kapladığını düşünebilirsiniz demiştim. Şimdi bu derste bakın, cycle diye bir başka parametre bizim için artık önemli ve bunu bilmemiz gerekiyor. Burada herhangi bir komutun, bunlar kategorik olarak listelenmişti burada uygun şekilde, söylemiştik bunu, ne kadarlık bir zaman, birim zaman süresi işgal ettiğini söylemiştim. Görüyoruz daha doğrusu. Ben size dün neyi söylemiştim? K çarpı T makine çevrimi diye formüle etmiştik, değil mi? Basitçe. Bakın işte o K değeri burada gördüğünüz cycle değeri. Yani mesela ben ink A ne kadar sürelik bir komutmuş diye baktığım zaman ne görüyorum burada? 1. O zaman hemen klasik bizim 90,4 nanosaniye değeri için konuşuyoruz. 90,4 nanosaniyelik bir süreye karşılık geliyormuş. Başka bir komuta bakalım. Mesela burada örneğin bakın, A saklayıcısı ink komutu olmasına rağmen 1 byte'ken ve 1 cycle'ken başka bir komut örneğin 1 byte ama 2 cycle olabiliyor, ya da 2 byte ve 2 cycle olabiliyor, ya da bakın ink dptr 1 byte ama 3 cycle olabiliyor. Yani burada şimdi bunların tabii mantıksal açıklamalarını yapabiliriz belli oranda, ama çok bizim şu seviyede konumuz değil. Ama buradaki değerlerin farklı olabildiğini bilmeniz, olabileceğini bilmeniz tabii ki sizin sorumluluğunuzda. Mesela mul komutunu söylemiştim. Dün de yeri gelmişti, vurgulamıştık. 9 çarpı 4 nanosaniyelik bir süre anlamına gelir, değil mi bu? 9 cycle çünkü. Bu şekilde istediğiniz komutun ne kadarlık bir süre işgal edeceğine buradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi ben size buna dair bir örnek yapayım, basit. Bunun aslında daha önce de ben yapmıştım. Kyle ortamında da uygulamasını gösterdim, ama bunu yapmak için Kyle'a ihtiyacınız yok. Hatta bilakis bunu yapmak için Kyle kullanmanız uygun bir yöntem, pratik bir yöntem değil. Çünkü sizin bu komutları o tablodan rahatlıkla analiz edip kendiniz hızlıca bulmanız mümkün. Yani Kyle tabii ki hesaplamayı teorik olarak sizden çok daha hızlı yapar, ama bazı noktalar var. O komutları oraya yazmak var vesaire. Yeniden yazmanıza, yeniden çalıştırmanıza vesaire gerek yok. Yani doğrudan gördüğünüzü hemen anlamlandırıp doğrudan bir sonuca varabilirsiniz. Buna ne diyelim? Komut işleme süreleri diyelim buna. Böyle bir başlık kullanalım. Bir komut da yazabiliriz, birkaç komut da yazabiliriz. İsterseniz ben bir basit böyle örnek yazayım, onun üzerinde konuşalım. Buna dair şeyler biz sorduk, yine sorabiliriz. Onu da hatırlatayım bu arada tekrar. Bakın, bu komutların tamamını ben orada şimdi bulabileceğim. Örnekler yazıyorum bu şekilde, aklıma geldiği şekliyle. Bakın, move a'ya 3 desimal değerini ver. Bunun şu anda bir örneğin sabit bir değer veriyorum. Şöyle bir R saklayıcısına
vereyim bunu. Tabii başlangıçta resetten sonra bank sıfırda olduğumuzu kabul ediyorum burada. Ki sonrasında da muhtemelen onu değiştirmeyeceğimiz için zaten kafa karışıklığı olmaz ama bu belirtmeyi de yapayım. Mesela 0 olsun bunun değeri de. 0,0 desimal. Burada isterseniz hex de yazabilirsiniz. Önemli değil. Mesela ne yapalım? Bunu buna ekleyelim. Add komutuna bir bakalım oradan. R1'i A'ya ekleyelim. Bakın A'nın üzerine yazıyorum. Şimdi biraz daha bunu isterseniz zorlaştıralım. Yani zorlaştırmaktan kastım. Tek düze komutlar değil de mesela araya bir döngü sıkıştıralım. Döngü koyalım. Döngü de olsun. Nasıl yapalım? CJNZ mi kullanalım? CJN olsun. CJN ile karşılaştıralım mesela. Bir değerle karşılaştıralım. A'ya yazdık ya. Şimdi burada A'yı kontrol edeceğim ben. Bu değerden fazla bir değer ekledim burada 3 ile. Mesela ne olsun? 10 olsun. 10 desimal. Bu beni bir yere gönderecek. X. X'e geldim geri. Bunu kontrol ediyorum. CJN sadece kontrol ediyordu hatırlıyorsunuz. Bir işlem yapmıyor. Burada bir işlem yapmam lazım benim. Değil mi? Çünkü sayıp buraya dönüp dönüp sürekli sonsuza kadar burada kalırım. Hiçbir zaman çünkü bu A'nın değeri değişmez. Bu DJNZ gibi bir komut değil. Bir değer arttırımı ya da azaltımı yapmıyor. Onu benim yapmam lazım. Yukarıya doğru bir değer yazdığım için ink A diyeceğim buraya. Tamam bunu da dedik. Sonrasında da artık yeter bu kadar. Böyle birkaç tane nop koyalım. Hatta şöyle yapayım. Nop diyelim böyle. Bitirelim burada programı. Bunun arkadaşlar ne kadar sürelik bir program parçası olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Yani bunu Kyle'da işlediğimiz zaman tabii ki görebiliriz. Yani alırsınız bunu oraya. Şundan da kaç tane olduğunu yazayım. Mesela bundan kaç tane olsun? Atıyorum 8 tane olsun. Çok zorlaştırmayalım. Şimdi bunun Kyle'da ne kadarlık bir süre tuttuğunu bu kodları oraya yazıp bulabilirsiniz. Ama düşünün bakın şimdi bunu size elde verdim ben. Kyle'da elle yazmanız gerekecek. Veya en basitinden kopyala yapıştır yapsanız bile Kyle'a kopyalamanız lazım. İşte bir örneğin proje açmanız lazım vesaire. Yani çok pratik bir yöntem değil. Tabii ki bakın burada yanlış anlaşılmasın. Bizim birçok uygulamamızı derste verdiğimizi Kyle'da çalıştırmanız, adım adım sonuçlarını görmeniz vesaire çok önemli. Şimdi ben de kalan zaman ölçüsünde zaten yine Kyle'da size uygulama yapacağım. Ama burada anlatmak istediğim şu. Burada komutlar zaten size verilmiş, hazır. Bir yere bir daha yazmanıza gerek yok. Elinizde o tablo da var. O tablodan çok rahat bakıp kendiniz çözebilmeniz lazım bunu. Çünkü biz size burada yani atıyorum şu komutlar. Atıyorum 10 mikrosaniye sürse ne olur, 11 mikrosaniye sürse ne olur? Yani sizin buradaki sayıyı bulmak değil mantık. Buradaki altyapıyı biliyor musunuz? Örneğin burada bir koşul komutu var. Bunu özellikle koyuyoruz. Bu koşul komutunun nasıl çalıştığını anlayabiliyor musunuz? Yani algoritmayı çözebiliyor musunuz? Yoksa yani ben bunları yaz tek tek işte 5 tane 10 tane komut var çarp onu. Bu değil mesele. Tamam arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki mantığı anlayıp anlayamadığınıza yönelik biz soruyoruz soruyu. Böyle bir soru görürseniz kesinlikle Kyle'la değil işiniz. Yani bunu bu şekilde yanlış anlayan arkadaşlar varsa onu da düzeltmiş olalım. Evet. Şimdi birinci komuttan başlıyorum. Bakın move a virgül ds 3d. Tabii ben şimdi bunu böyle uzun uzun yazdım. Uzun uzun anlatıyorum ama bunun uzun uzun çözülecek bir tarafı yok. Bir tarafınızda komut listesi, bir tarafınızda bu. Tık tık hemen bunun bir saniye bile birkaç saniye bile sürmez normal şartlarda her komut için. Çok hızlı çözülebilecek bir soru. Zaten şimdi kendiniz de göreceksiniz. Move a virgül ds şeklinde bir komutum var benim. Hemen buluyorum buradan karşılığını. Bakın buradaki komutları tekrar hatırlatıyorum. Belli bir grupla verilmişlerdi. Şöyle devam ediyorum hızlıca sonuna kadar. Move komutları burada arkadaşlar. Siz bu listeye sınav esnasında bakarsanız tabii ki yanlış bir yöntem olur. Bunu bir inceleyeceksiniz. Bunu bir gözlemleyeceksiniz. Tabii ki ezberlemeniz gerekmiyor ama buradaki komutlar neymiş, hangisi neredeymiş, ne nasılmış diye mutlaka bakmanız gerekiyor. Bakın iki tane ben komut kullandım. İkisine birden bakayım şimdi. Move a virgül ds data şeklinde bir komut var. Bir de move rm virgül ds data şeklinde bir komut var. Bunların ikisini kullandım az önce ben. Bakalım iki cycle'mış, iki cycle'mış. Hemen bunları gördüm. Tamam bunlar şu rengi kullanayım. 2 cycle'lı komutlarmış. Bu da 2 cycle. Add komutum var. Bunların ikisine birden bakayım. Add a virgül rn diye bir şey. Bir de ink a diye bir şey var. Bunlara bakalım.
Hemen hızlıca. Add komutuna gidiyorum önce. Add nerede? Bakın burada. Add A virgül reen şeklinde yazmıştım ben. Bir cycle'mış. Yine ink A yazdım değil mi? O da bir cycle'mış. Bunların da yanlarına hemen birer cycle'lık olduğunu yazıyorum. Şimdi geldim CJNE var. Burada bir de noplar var. Nopları bilmeniz lazım. Buradan bakmanıza bile gerek yok. Nop'u çok defa tekrar ettik. Nop bir cycle'lık bir komuttur. Bakın şurada en aşağıda yazıyor. Bir cycle. Önce bunu söyleyeyim. CJNE'ye de bakalım arkadaşlar. Bakın CJNE birkaç farklı tipte. CJNE burada biz nasıl yazdık? A'ya bir değerle mukayese edecek şekilde A'yı yazdık. Bir etikete gidiyor. Bakın bunun neymiş? Hepsinin aynı da. Yani hangisini en azından yazdığımızı burada size gösteriyorum. 4 cycle'mış. Demek ki bu komutta 4 cycle. Bunun yanına da hemen 4 cycle'lık komut olduğunu yazdım. Bu da her biri bir cycle. Toplam burada 8 çarpı bir cycle'lık komut var arkadaşlar. 8 tane dediğim için. Peki şimdi bir nokta tabii daha var burada. En önemli nokta zaten o. Bu komutlar arkadaşlar. Ben bunu görmenizi istiyorum burada. Yoksa bunlar önemli değil. Yani bunlara 1 yazsanız ne olur? 3 yazsanız ne olur? Yani oradaki değeri bulup buraya geçiyorsunuz. Mantık burada şu. Bu koşulu algılayabiliyor musunuz? Bunun nasıl çalıştığını, önceki komutlarla bunun ilişkisini çözebiliyor musunuz? Burada onu yakalamanız lazım. Bunu da zamanlamayla biz anlayabiliyoruz. Ink A. Bakın ink'in işlevini biliyorsunuz. 1 arttır demek. A'nın içindeki değer ne? Çok basit. 3 yazdım, 0 yazdım, topladım 3 oldu, A'ya yazdım. A'nın içerisinde, bunu da başka bir renkle yazayım. A'nın içerisinde 3 var başlangıçta. Ink'ten önce, şöyle yapayım onu. Bundan önce A eşittir 3. Ink'ten hemen sonra A eşittir 4. Yani şuraya geldiğimde ben CJN'ye A ilk olarak 4 oluyor. Burayı gördüm. A'nın değeri 4'müş. 4 ile onu mukayese ediyorum. Eşit mi? Hayır. O zaman git geri. Bir daha arttır. Gel. Eşit mi? Git geri. Bir daha arttır. Gel. Eşit mi? Git geri. Yani mantığını anladınız. Kaç kere çalışacak burası? 3 ile başladığım için her bir bakın. Ink, CJN, ink, CJN. Bu kaç kere ise bu da o kadar. Çünkü CJN ve ink'in çalışma adetleri birbirlerine eşit. Bu çok basit buradan bunu görmek. Kaç kere çalışacak arkadaşlar? Kaç kere çalışacak? Söyleyin bana. Evet basit. 10 var burada. Evet 7 ve 6 cevapları geldi. Kaan 6 olmayacak. 7 olacak. Çünkü arttırıyorum. Arttırdıktan sonra eşit mi diye bakıyorum. Yani 3 yaptıktan sonra 4, 5, 6, 7, 10'a kadar sayarsanız 7 saymış olursunuz. Dolayısıyla 7 olacak cevabımız. Dolayısıyla burada arkadaşlar 7 tane bu komuttan söz konusu demek bu. Yani 7 çarpı 5 burası. O zaman bunları toplayacaksınız. 2, 4, 5, 35 tane burada var. 40, 48 tane burada cycle var özetle. 48 cycle'lık komut var. Bunu ya da state bunun karşılığı Kyle'da çarpı 90.4 nanosaniye. Bu kadar. İstediğimiz şey bu arkadaşlar. Yani ben burada şimdi oraya döndüm, buraya geldim, açıkladım vesaire. Yani tabii ki bir miktar farklı bir süre oluşturabilir ama bunun çözüm hızı bu değil. Yani bundan çok daha hızlı çözülebilecek bir soru. Dolayısıyla mantığımız bu tip sorularda böyle. Yani bundan çok daha karmaşık bir şey sormayız. Yani iç içe döngüler işte yani birkaç farklı yerde birkaç ve o kadar tabii kapsamlı bir şey girmeyiz. Yani kapsamımız bu olur. Ama tabii illa CJN olacak, illa şu olacak diye bir şey söylemiyorum. Yani bu bir örnek. Bu örnekleri siz kendiniz çoğaltırsınız. Kendinize göre değiştirebilirsiniz. Evet, buna dair var mı soru arkadaşlar? Şimdi zamanımız az kaldı. Biraz ben birkaç nokta daha size anlatmak istiyorum. Onlara geçeyim. Aslında şöyle, bunu anlattım. Notları da tamamladım. Kalan zamanda Kyle'dan birkaç nokta göstereyim. O şekilde değerlendirelim.
Kyle'la ilgili bir de şu noktaya dair sorular geliyor. Onu da bu video ortamında cevaplayayım. Soran arkadaşlara buraya atıf yaparız daha sonra. Ve kendileri de en azından görmüş olurlar nasıl bunun çözümünün bulunacağını. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir yöntem kullanıyorum. Bunu soran arkadaşlar oluyor. Hızlı şekilde bunları yorum haline getirip sonra tekrardan kaldırabiliyoruz. Çünkü yorum alan şeyleri derlemiyor biliyorsunuz. Kyle ortamında bunlar dikkate alınmıyor. Şimdi şurada şunu kapatalım. Configuration var. Edit'in altında Configuration var. Buraya gelirseniz burada Keywords var. Burada yanında Shortcut Keys var. Buraya geliyorsunuz. Burada neredeydi? Şurada evet. Edit Advanced Comment Selection. Şunu seçiyorsunuz. Ya da Uncomment Selection. Bunlara kısa yol atayabiliyorsunuz. Yani bu durumda benim o yaptığım hızlıca bunları yorum haline getirip kaldırmak şeklinde bir çözüm oluyor. Bu Comment Selection ve Uncomment Selection'a kısa yollar girerseniz. Buraya hangi kısa yolu kullanmak istiyorsanız onu girersiniz. Ben yani MATLAB'teki ile aynı şekilde olsun diye onu girdim. Ctrl R, Ctrl T şeklinde. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şunu söyleyeyim. Bazı versiyonlarda en başına ekliyor. Şöyle şekilde. Bazı versiyonlarda benim şu anda kullandığım gibi şu şekilde başına ekliyor. Yani bunun çözümü de var ama şimdi bu biraz zamanımızı alacak bir şey. Böyle olursa manuel en azından bir kere kaldırın ama bir daha manuel yapmak zorunda kalmayacaksınız. Yani daha sonra bu yöntem sizin versiyonunuzda otomatik şekilde çalışacak. Hiçbir sorun olmaksızın çalışacak. Evet. Arkadaşlar şimdi birkaç örneğe veya en azından bir örneğe bakalım. Buradaki örneklerimizi bir tekrar edeyim size. Buradaki örnekler zamanlayıcı örnekleri. Daha ayırt edici bir örneği çözeyim ben. Evet, şuna bakalım. Diğerleri de zaten rahatlıkla anlaşılır. Şunu tabii hatırlatayım tekrar. Daha önceki benim bölüm 7'ye dair videolarda çok sayıda konu anlatımı da daha detaylı. Çok sayıda da aynı zamanda örnek var. Yani bu örneklerin orada çözülmüş ve detaylı açıklamaları var. Yani Kyle içerisinde de neleri takip etmeniz gerekiyor, nelere bakmanız gerekiyor, nasıl yürütmeniz gerekiyor buradaki işlemleri anlamak açısından. Çok bunların kapsamlı ve detaylı halleri var. O yüzden benim buradaki çözmediğim örneklerin mutlaka orada olduğunu, olabileceğini düşünün. O videoları mutlaka arkadaşlar izleyin. Ben o yüzden burada daha temel noktaları hemen size daha kalıcı olsun diye vurguluyorum. Başka noktaları hatırlatıyorum. O hususu tekrar bakın belirtiyorum. Bu çok önemli. Yani şurayı başlı başına çok iyi takip etmeniz lazım. Ben az önce hemen pat size state dedim. İşte onu 90,4 nanosaniye ile çarpıyorsunuz. Buradaki saniye değerini elde edebiliyorsunuz anlamında ifade ettim ama onların çok kapsamlı açıklamaları var benim daha önce anlattığım. Dolayısıyla onları takip edin, izleyin. O uygulamaya yönelik tekrar altını çiziyorum. Sınav esnasında Kyle kullanmanız gerekmeyecek. Yani sadece o soru için söylemiyorum. Genel manada. Kyle kullanmak isteyen kendi tercihidir. Yani kullanabilir. Biz gerek teknik imkanlar o anda bir miktar daha toleranslı olsun diye gerek de tamamen sorularınıza yoğunlaşın. Oradan oraya kod kopyalamak, çalıştırmakla zaman kaybetmek vesaire gibi hususlara ihtiyaç kalmaması açısından tamamen program kullanmaksızın çözebileceğiniz şekilde bütün soruları oluşturuyoruz. Ama bu notlarınızın istediğiniz gibi kullanılabildiği için başka bir kaynak kullanmayacaksınız anlamına tabii ki gelmiyor. Ve bu kaynakları da hatta siz derse iyi çalışarak, verimli bir şekilde çalışarak kendiniz açısından daha pratik hale getirmeniz lazım. Yani sınav esnasında notu açıp da o anda ilk defa gördüğünüz bir şeyi kullanmanız mümkün değil. Onu size söyleyeyim. Yani o konuda size kimse de yardımcı olamaz arkadaşlar. Sorular tamamen size özel. Siz eğer bir şeyler biliyorsanız, dersi düzgün takip ettiyseniz, verimli bir şekilde çalıştıysanız çok rahat başarı kaydedersiniz. Aksi mümkün değil. Onu bakın önünüzde bir hafta var. Şimdiden size hatırlatıyorum.
Sonrasında çünkü artık geri dönüşü olmayacak. Yani ben pazartesi de size ders yapacağım ama pazartesi bu bilgiyi vermemin bir anlamı yok. O zaman iş işten geçmiş olur. Çünkü bir günde artık bir şey yapamazsınız. Şu anda eğer bu söylediğim çerçevede hazırlanırsanız rahatlıkla başarı elde edersiniz. Aksi mümkün değil. Evet. Şimdi arkadaşlar bu zamanlayıcı örneklerindeki az önce bir algoritmayı size verdim. Bu algoritmaya göre hemen bakalım. Bakın satır satır gitmiyorum. Mantığına bakıyorum önce. T-Mod'a bir değer yüklemişiz. Arkasından burada bir şey var. Şimdi bu ne? Bunu anlamadık. Bakacağız buna. Bakın bu ne? İlk değer. İlk değerlerle ilgili kısım var. Orada ilk değerler vardı hatırlarsanız. Onu yapmışız. Bakın burada buton testi diye bir şey var. Demek ki ne bu? Ben zamanlayıcının başlatılabilmesi için bir koşul koymuşum. Yani bu bir buton da olur, bir başka sinyalin gelmesi de olur, bir belirttiğim gibi hesaplama sonucu da olur. Çok farklı şeyler olabilir. Bu tamamen probleme yönelik bir şey. Arkasından zamanlayıcıyı başlatıyorum. Bakın TR1. Burada zamanlayıcı biri başlattım, biri kullandım ve biri başlattım. Sonra kontrol ediyorum. Jump not bit komutuyla az önce gösterdiğim. Bu şekilde bir kontrol mümkün. 65.535 ya da toplamda sayma değeri açısından 65.536'ya kadar sayıldı mı? Bu şekilde işlem yapıyoruz. Sonra taşma oldu ki ben buraya geldim. Taşma bayrağını temizliyorum. Ve burada bakın bir DJNZ ile ilgili kısım var ve sonrası var. Şimdi bunlara da bakalım daha detaylı. Yani birinci nokta benim az önce listelediğim o notlarda işlem basamaklarını gerçekleştirdik. Bu tamam. Bir ayrıntı var, onu da söyleyeyim önce, sonra geçelim. Şurada bir noktaya dikkat ediyor musunuz? Bakın bu satırlar var ama aslında bunlar olmasa da olur arkadaşlar. Çünkü başlangıç değeri TL0 ve TL1 ve TH1 burada. Bunlara yüklediğim başlangıç değeri aslında 0 zaten. Yüklenmese de olur. Zaten sıfırdan başlayacak. Yani öncesinde bir şey yüklemediyseniz, yani bu koddan önce başka bir şey yoksa mantıken zaten buradan başlayacağı için bu kodlar tamamen burada size göstermek için, yani gerekli olduğu için değil, bu sıraya, şablona uymak açısından konmuş satırlar. Bu soru için gerek yok çünkü sıfır olduğu için. Tekrar altını çiziyorum. Peki bakın bu soruda ne var aslında? 169 tane saydırıyormuşuz. Niye 169 tane saydırıyoruz? Çünkü 1 Hz'lik bir işaret üretiyorum ben. Yani 1 saniyelik bir işaret. 1 saniyelik bir işaret üretmek için nasıl bir hesap yapmışız? 1 saniyeyi 90,4'e bölmüşüz. Böyle de hesap yapabilirsiniz. Benim az önce hesapladığım gibi maksimum sayabileceğiniz süreyi önce belirlersiniz. 5,92 milisaniye bu. 90,4 için. Bu değişirse o da değişir arkadaşlar. Bunu motomot ezberlemeyin. Yani her zaman 5,92'dir diye bir şey yok. Hatta o değeri ben örneğin bu dersten belki birkaç saat sonra unutabilirim veya şimdi yakın zamanda anlattığım için dersleri hafızamda tutuyorum ama yani mutlak surette bizim ezberlemek zorunda olduğumuz bir değer değil. Çünkü neyse bizim için o anda kullanmamız gereken osilatör frekansı buradan yola çıkarak belirleyeceğiz. Yani motomot ezberleme diye bir şey yok. Dolayısıyla buradan o 5,92'yi bulup onu 1 saniyeyi ona bölerseniz oradan yaklaşık olarak 169 çıkıyormuş. Ama yaklaşık olarak bakın altını çiziyorum. Tam değer değil. Tam değer olmaz. Çünkü yani mantıken tam değer çıkmayacağını varsayarak söylüyorum bunu. İllaki bir küsurat vardır şeklinde düşünüp. Ama yaklaşık bu değer olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde bu kadar çalıştırırsanız yaklaşık 1 saniye çalışmış olur. Nasıl çalıştırıyoruz? Çok basit. Bakın hemen göstereyim şurada. İlk değerleri atamadan önce saklayıcının bu içerisine şu sayma değerini, yani sayaç değerini atadım. 169'un karşılığı olan değeri atadım. Ve her timer bitirdikten sonra taşmasını, bakın şudur o. Bu taşmadan sonra kontrol ediyorum. Re0 sıfıra indi mi? Bir azaltıyorum. Sıfıra indi mi diye kontrol ediyorum. İnmediyse bakın ne yapıyorum? Tekrardan zamanlayıcıyı bir daha saydırıyorum. Bir daha, bir daha, bir daha 169 kere saydırmış oluyoruz. Ve en sonunda problemde bizde istenen neyse onu yapıyoruz. Burasının bir önemi yok. Bakın burada arkadaşlar mantığına yönelik, yorumuna yönelik çok fazla ilave şey söyleyebilirsiniz. Yani bu yorumları da yapabilmeniz lazım açıkçası. Mesela bakın burada bir mantıksal hata var aslında bu soruda. Şimdi eğer ben saydım değil mi bir kere? Şurada
Bir kere saymayı gerçekleştirdim. Taşma meydana geldi şurada. Taşmayı temizledim. Şimdi bir daha saydıracağım değil mi? Bir daha saydırıp kontrol ediyorum şurada. Bir daha saydıracağım. Şimdi bir daha saydıracağım ama bakın buraya geliyorum ben. Bir kere zamanlayıcıyı durdurmadım. Hadi durdurmamam problem değil. Devamlı saydıracağım çünkü sorun yok. Ama durdurmadığınızı farkına varın. Yani clear TR0, set bit TR1 ya da TR0 gibi satırlar olması lazım. Birinci nokta bu. İkincisi bakın zamanlayıcı başladı. Tekrar saymaya başladı ama nereden başladı zamanlayıcı saymaya? İlk değeri ne zamanlayıcı sayıcının? 0. Yani sıfırdan başladığı için, sıfırdan başlaması benim için sorun oluşturmadığı için ben ilk değer yüklemedim burada. Normal şartlarda arkadaşlar bakın buradan geri döndüğümüz zaman ilk değer yüklememiz lazım. Zamanlayıcıyı tekrar çünkü saydırıyoruz. Ama burada ilk değer yüklemedim. Niye? Çünkü ilk değerler 0. 0 olmasına göre ben zaten konfigüre ettim. Maksimum saymaya göre hesap yaptım çünkü. O zaman şuradaki satırların gereği yok. Anlatabildim mi arkadaşlar? Çünkü en başta da bunları yapmıştım ben. Yani ya bunları da çıkartacaksınız. Yani tutarlı olmak açısından. Bunlar tabii önemli hatalar değil ama yani profesyonel bir yaklaşım açısından söylüyorum. Bunlara da gerek yok. Eğer öncesinde bir değişiklik olmadığına eminseniz. Ya da burada koyduysanız mantıken bu satırları aşağıya da koyacaksınız. Şuradan alayım tekrar. 0 0. Şu şekilde aşağıya da koyacaksınız ama tabi 0 0'ı koymanın bir anlamı yok. Burada kastettiğim şey şu arkadaşlar. Şimdi buraya geri geldim tekrardan ben mantıken. Şurada da böyle satırların olması lazım. Yani ilk değerleri vermem lazım ama bu ilk değerlerin başka şeyler olması lazım ki bunun bir anlamı olsun. Yoksa koymanıza tabii ki gerek yok. Yani burada atıyorum başka bir ilk değer olacak. Yani atıyorum veya bunları comment yazayım, yapayım. Şöyle şekilde yazayım. Çünkü o değerlere göre de düşünmeyin. Şuraya ilk değerler diyorum yanına. Şunu da comment yapayım. Bu şekilde düşünmeniz lazım. Bunlar da tabii sıfır olmayacak o durumda. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bakın şunun için anlatıyorum. Bu soruyu şöyle konfigüre edin, çözün kendiniz. Burada 169'a kadar saydırmışız ya. Siz şunu yapın. 5 milisaniyeye göre, az önce anlatmıştım ben. 5 milisaniyeye göre düşünün. Öncelikle 5 milisaniye için ilk değeri hesap edin burada. Yani şurası için 5 milisaniye için ilk değerleri gir. Bunu yapın. Yani şu değerler değişecek arkadaşlar. 0 0 olmayacak artık. Buna da şöyle comment yapıyorum çalışması için şimdi. Yine aynı şekilde alta bakarsanız burada da aynı ilk değerleri gireceksiniz. Yani ben bunu şimdi comment haline getirdim. Yorum haline getirdim. Siz bunları kaldırıp uncomment yapacaksınız. Buralara doğru değerleri gireceksiniz ve bu şekilde 5 milisaniye saydırmış olacaksınız her seferinde. Ve tabii ne yapacaksınız? Şunun değerini de artık bu şekilde değil. Bu dursun şimdilik böyle. Şu aşağısına comment yapayım bunun. Şimdi şöyle. Buraya da şöyle yazayım isterseniz ben. 200 desimal. 200 desimal için. Hatta şunu kaldırayım. Tamam. Böyle yapacaksınız. Şimdi bu durumda ne olacak? Tam olarak 169 çarpı işte oradaki değer eşittir tam 1 saniye yapmıyor. Ama şu anki işte şu anki yaptığımız çözümde tam olarak 1 saniye yapacak arkadaşlar. Yani tabii ki şöyle beklemeyin 1.000 bütün sayılar 0. Çünkü farklı hesaplamalar burada etki edecek noktalar var aşağıda. Eklediğimiz kodların etkileri var. Ama çok daha yaklaşık bir hesap yaptığınızı söyleyeyim. Tabii şunu göstereyim size de sonra bunları siz kendiniz aktive edersiniz. Bakın şu noktayı göstereyim. Bakın hiçbir hata oluşturmadan çalıştı. Çünkü ney? Bunların ilk değerleri sıfırdı. Ama yukarıdaki sorudan eğer farklı bir şey geliyorsa bunların hepsi açıksa o durumda ancak fark eder. Onun dışında bir sorun teşkil etmez. Şimdi çalıştırıyorum ben dolayısıyla takip edin bakın. Şimdi TMO'da bir değer yükledim. İlk değerini yükledim R0'a. Kontrol ediyorum.
Port 2.2 benim başlatma bitim. Bunu 2.2 şurası. Bunu başlattık. Şimdi bakın zamanlayıcı sayıyor. Tabi bu arada hangisini kullanıyorum? Ben 1'i kullanıyorum. Onu açayım. Şurada. Bununla işiniz yok ama dursun. Değişmediğini bunun görün. Bakın şurada sayıyorum. Görüyor musunuz şurada değeri? Sayıyoruz. Bunu tabi çok uzun sürer. Böyle elle bu işi yapamazsınız. Şuraya geldiğim süreye bakın. Dikkat edin. Şuraya ben bir kere geldiğimde bakın taşma meydana geldi ya. Şuraya geldiğimde ne olmuş olacak? Ne kadar süre geçmiş olacak? Dikkat edin. Yaklaşık bakın 5.92 milisaniye. Görüyor musunuz? Burada tabii ben şeyi kontrol etmedim aslında arkadaşlar. Başlangıçta onu da göstereyim size. Ama şu anda değer doğru olduğu için demek ki doğruymuş. Osilatör frekans değerini çünkü kontrol etmeden programı çalıştırdım. Devam edelim. Bakın tekrardan döngü bir azaldı tekrar başladı. Bitecek tekrar başlayacak. Bitecek tekrar başlayacak. Özetle ben buraya ne zaman geleceğim? Şu satıra. 169 kere timer saydıktan sonra geleceğim. Bakın oraya geliyorum şu anda. Görüyor musunuz? Yaklaşık 1.0015 gibi bir değer. Yani binde birden daha büyük bir hata var. Yani bu hatayı minimize etmek söz konusu burada. Tabii 169 büyük bir değer olduğu için tesadüfen de belki çok yaklaşık bir değer çıktı burada. Sorun yok o açıdan ama özetle daha tam, daha hassas bir hesap yapabilmek için diğer yöntemi yani tam 200'e kadar saydırıp 5 milisaniye kullanma noktasında düşünmeniz lazım. Bu arada bu da benim diğer videolarda var bunun ayarlanması. Bakın şurada Options for Target var. Buna tıklıyorsunuz. Şuradan doğru değeri giriyorsunuz. 11.0592 MHz biriminde bu. Bir daha 10 üzeri 6 veya M falan gibi şeyler girmenize gerek yok. Doğrudan MHz biriminde algılamış oluyor. Buna göre hesap yapmanız lazım. 12 yapsam farklı bir süre çıkardı. Evet arkadaşlar dersimizi tamamladık. Sorunuz yoksa zamanlayıcıları genel manada size bitirdiğimizi söyleyebilirim. Uygulama video olarak da çalışma soruları olarak da bol miktarda var. Bunları mutlaka çalışın. Haftaya kadar sorularınız olursa eğer daha öncesinde cevaplanmasını istediğiniz, beklediğiniz ulaşabilirsiniz. Ya da ders saatini beklersiniz. Ders saatinde üzerinde konuşabiliriz. Ve sınava bu şekilde hazırlanmış olursunuz. Önümüzdeki haftanın ilk günü yine anlatacağım noktalar sınav açısından da önemli. Ders açısından zaten önemli ve gerekli olduğunu söylemeye gerek yok ama sınavdaki karşınıza çıkabilecek noktalar açısından da yine içerik ve bilgi var. Evet arkadaşlar tamamlıyoruz bugünü. Görüşmek üzere haftaya.